Değerli izleyenlerimiz, bu hafta da haftanın yorumu köşesinde sizlerle birlikteyiz. Hepinizin de bildiği gibi 20 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında işçi odaları seçimi olacak ve buna yabancılar da katılabilir değerli izleyenlerimiz. Birçoğumuzun evine bu dosya gelmiş olması gerekiyor değerli izleyenlerimiz ve bu dosyamızı açtığımızda 3 yaprak var burada ve bunlara çok dikkat edelim. Burada 3 tane önemli bölüm var değerli izleyenlerimiz. Birinci bölümde bu seçime katılan fraksiyonlar var ve bu fraksiyonlar arasında 2 tane de Türk fraksiyon var değerli izleyenlerimiz. Fakat biz her zaman şunu söylüyoruz. Kim hizmet ediyorsa ve kimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen onu seçin diyoruz. Ve ikinci bölmeye geldiğiniz zaman bir zarf görüyorsunuz. Mavi zarfın içine bu listeyi katlayıp içine koyuyorsunuz değerli izleyenlerimiz. Ve bunu da yine aynı şekilde bu zarfa attıktan sonra bunu posta kutusuna veya postaneye teslim ediyorsunuz değerli izleyenlerimiz. Lütfen bu işlemi 2 Nisan'a kadar yapınız ve bunu en yakınınızdaki postane veya posta kutusunuza atınız diyoruz. Ve lütfen bu sizin namusunuzdur. Bunu kimseye vermeyin diyoruz değerli izleyenlerimiz. Ve Arbeiterkammer seçimleri demiş iken yine işçilerimizin haklarına da değinmek istiyorum. Buradan değerli çalışanlar, lütfen eğer bir yerde çalışıyorsanız ve gerçekten de çalıştığınız saati size kayıt yapmıyorsa o şirket, hemen Arbeiterkammer'e gidip bu konuda resmi işlem başlatabilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Yine aynı şekilde 40 saat çalışıp 800 euro da maaş veremez bir şirket. Çünkü her işin bir asgari ücreti var değerli izleyenleriz. Bu konuda birçok işletmenin bu konuyu istismar ettiğini öğrendik değerli izleyenlerimiz. Lütfen bu konuda eğer sizin şirketiniz de aynı tavrı sergiliyor ise işçi odalarına gidip şikayette bulunabilirsiniz. Ve bunu her zaman söylüyoruz. İşverenlerimiz vergi kaçırdığı gibi kul hakkına da giriyor burada. Lütfen kimsenin kul hakkına girmeyin diyoruz. Çünkü lüks otomobillerle Allah'ın huzuruna çıkmayacaksınız.